almaya gidecek insan da yok. Bio markasının bu 50 SPF içeren güneş kremine başlayacağım. Üzerimden birinin cebinde mendil unutmuşum. Bütün Orta Doğu ve Balkanların bayılarak kullandığı kapatıcıyı aldım. Apartman leş gibi Erzincan tulum peyniri kokuyor. Bundan da acayip memnunum. Herkese günaydın. Uyanmaya çalışıyorum arkadaşlar ben. Çünkü saat 8.53. Çok erken bir saatteyiz ama son bir aydır hep bu saatlerde kalkıyorum zaten. Ya saat 10 olmadan uyanmış, yatağımı toplamış, kahvaltımı yapmış ve evi toparlamış oluyorum. Saat 10'dan sonra da bütün günümü verimli bir şekilde geçirebiliyorum. Erken kalkmak gerçekten çok faydalı. Hem kendinizi zinde hissediyorsunuz hem de bütün işlerinizi halledebiliyorsunuz. Bugün de beraber bir ev vlogu çekeceğiz arkadaşlar. Sırf şu açılışı yapabilmek için kamerayı yanıma aldım gece. Böyle şeyler yapacağımı düşünmezdim ama yapıyorum yani arkadaş. İlacımı içeceğim şimdi. Sabah uyanır uyanmaz içtiğim ilaçlarım var. Öncelikle şundan bahsedeyim. 10 gündür falan hiç video çekmiyorum çünkü çok hastayım. Zaten YouTube'un topluluk kısmında da paylaşmıştım hasta olduğumu. Geçen hafta mesela Perşembe günü video yayına çıkmadı. Pazar günü bir stoklu haftalık vlog yayına çıktı. Daha o vlogun son gününde kendimi hasta hissettiğimi söylemişim. O hafta Perşembe ve Cuma günü de kendime çok iyi baktım aslında. Sonra biraz iyi gibi oldum. Hani burnumun akıntısı falan durdu. Sonra ona güvenip cumartesi günü kalktık Gökhan'la. Evin bütün perdelerini yıkadık. Camlarını sildik. Astık. Akşamında ben ateşlendim. 10 dakikadır videonun girişini yapmaya çalışıyorum ya. Önce gidip bir kahvaltı yapacağız tabii. Sonrasında bir evi toparlayacağım. Salon falan biraz dağınıktır. Çamaşır makinesinde çamaşırlar var. Onları bir yıkayacağım. Sonra cilt bakımı rutinimden bahsedeceğim. Çünkü bütün cilt bakımı adımlarım değişti arkadaşlar. Bir de kargolar var. Bugün gün içinde beklediğim kargolarım var. Gelenleri zaten göstereceğim. Beklediklerim de gelirse bugün gün içinde gösteririm ama birazcık sorunlu kargolar onlar. Ben kalkayım şu yatağı falan bir toplayayım. Ondan sonra devam edelim. Çamaşır makinesini de çalıştırayım. Pamuklular da 60 derecede yıkamayacağım renkli oldukları için. 40 derecede yıkayacağım. 2 saat 55 dakika sonra tekrardan görüşürüz çamaşırlar. Çamaşırları da akşamdan doldurdum. Çalıştırayım dedim aslında arkadaşlar. Ama vazgeçtim çünkü genelde unutuyorum ben. Uyandığımda da zaten çamaşırlar kokmuş olduğu için ikinci defa tekrardan yıkamak zorunda kalıyorum. Çünkü kahvaltı hazırlamam lazım. Ama bilin bakalım evde ne yok. Ekmek. Ekmek almaya gidecek insan da yok mesela. Ben şu an hiç gitmek istemiyorum. Dolapta milföy vardı benim. Onları kızartacağım şimdi. Ben böyle çok üşengeç olduğum zamanlarda falan milföy kızartıyorum arkadaşlar. Ekmek yerine. Çözülmesini falan beklemeden direkt tavaya koyacağım arkadaşlar bunları. Böyle altlı üstlü pişireceğim. Sonra arası açılacak zaten bunlar böyle şiştiği için. Arasına da kaşar koyacağım. Yeni tava aldım dün. Markası neymiş bunun? Laura Kitchen'mış. Çok ucuzdu. Ocak da o kadar pis ki size anlatamam. Bir de çok matlaştı son zamanlarda. Ben de şöyle bir şey aldım. Aranızda kullanan var mı bilmiyorum ama parlak diye bir şey varmış. Böyle ocağı, işte lavaboyu, işte böyle fayansları falan parlatıyormuş. Milföyler iyice kızardı. Şimdi aralarını açıp birer dilim kaşar koyacağım. Şöyle açıyorsunuz. Şöyle koyuyorum. Kapatıyorum. Birazcık da kaşarın erimesini bekleyeceğim. Altını kısacağım ama bu noktada yoksa yanarlar. Diğerlerine de koyup geliyorum hemen. Kahvaltım hazır. Çok acıktım. Hafiften başım dönmeye başladı. Deneyin yani çok pratik gerçekten. İçerisine isterseniz normal peynir de koyabilirsiniz. Eğer elinizde patates varsa haşlanmış onu da koyabilirsiniz. Hepsi çok lezzetli oluyor. Şu sıfatıma bakın ya, bir türlü toparlanamadım. Niye böyle oldu bilmiyorum ya. Saçım falan böyle bir şekle girmiyor. Bir garip hissediyorum yani kendimi ama şimdi toparlanacağız. Hemen hızlıca cildimi bir makyaja hazırlamak istiyorum. Sonrasında saçlarımı fönleyeceğim. Üstümü falan değiştirip Reels çekeceğim. 2 ya da 3 tane Reels çekme planım var. Cildim de var ya nasıl kuru size anlatamam. Şu an gerim gerim geriliyorum. Yani ki kullandığım yüzük amaj jeli çok fazla yüzümü kurutmuyor benim. Ama bugün ekstra kuruyorum.
Daha doğrusu bir haftadır ekstra kuruyum bu hastalık sebebiyle. Önce bir yatıştırıcı tonik uygulamak istiyorum. Bu Originals'ın gül suyunu uygulayacağım. Nemlendirici olarak da L'Oreal'in bu nem terapisini kullanacağım. Ya bu ürünle alakalı bana çok kişi mesaj attı. İçerikleri aslında kötü bir nemlendirici diye. Kapı çaldı, bakıp hemen geliyorum. Bugün gelirse göstereceğim dediğim kargom geldi. Biraz sorunlu bir kargoydu zaten, iyi oldu. Kontrol ederiz beraber, bedenine falan bakarız. Ne diyordum? Ha, L'Oreal'in nem terapisinden bahsediyordum. İşte içeriklerin iyi olmadığından falan bahsetmişsiniz. Ben bir sorun yaşamadım arkadaşlar. Çünkü benim cildim zaten bir şeye reaksiyon gösterecekse aynı gün gösteriyor. Bio markasının bu 50 SPF içeren güneş kremine başlayacağım. Gördüğünüz gibi daha yeni açıyorum. Bitirdim sonunda elimdeki bütün açık güneş kremlerini ve yeni güneş kremine başlayabiliyorum. Bunu da Watson's'ta çok uygun fiyata görünce almıştım ben. Yazdı aldığımda, yani birkaç ay oluyor ve 50 liraya almıştım. Şu an bakıyorum fiyatına. İndirimli hali 120 lira. Tabii inşallah koruma bandını açabilirim. Rengine bakın. Görüyor musunuz? Beyaz değil. Bozulmadın değil mi sen? İnşallah bozulmamıştır. Önce bir parmak uygulayalım. İkinci parmağı sonra düşünürüz. Çünkü bu emilecek mi emilmeyecek mi bilmiyorum. Yapısı birazcık yoğun, bakın. Böyle organiğimsi bir kokusu var. Çok zor yedirilen bir güneş kremiymiş ya. Şimdi bu güneş kremi otururken ben saçlarımı düzleştirmeye başlayayım. Saçımın başımla anne, bak artık sizin karşınıza böyle görünmek istemiyorum. Ben kayboluyorum. Devamında beni daha bakımlı ve daha iyi göreceksiniz. Evet, makyajımı yaptım, elimi yüzümü düzelttim, saçlarımı falan düzelttim. Birazcık daha insana benzedim ama baktığınız zaman o benim normal halim arkadaşlar. Videoları çektiğim günlerde bu halde oluyorum ya da dışarı çıkacaksam bu halde oluyorum. Ya yani evin içinde yapmıyorum. Yapan varsa da kendisini tebrik ediyorum bu kadar hayatı sevdiği için. Her neyse, evden çıkacaktım ben normalde, Reels'ları çektim. 3 tane çektim. Biraz da hava alacaktım. Hava çok güzel çünkü Gökhan da toplantıda ve bütün gün sürecekmiş toplantıları. O yüzden gidip tek başıma bir hava alayım, havam değişsin diye düşündüm ama telefonumun şarjı yokmuş. Şimdi telefonu şarja koydum. Bir yarım saat falan bekleyeceğim telefonun şarj olmasını. Ondan sonra çıkacağım. Bu esnada da diyorum ki çamaşırları falan asayım. Çünkü sabah yıkadığım çamaşırlar çoktan çıktı. Ve yine acaba koktular mı korkusu sardı beni. Saat çünkü 2'ye geliyor. 2 saattir falan Reels çekiyorum ha. Bayağı vaktimi aldı seslendirmeli Reels'lar. Bu bluzu da geçen yaz Trendyol'dan almıştım. Hala satışta mı değil mi bilmiyorum ama çok rahat değil. Boğazı acayip sıkıyor. Giyerken bile aşırı zorlandım yani. O yüzden hiç çıkarmayacağım. Bugün bütün gün bu bluzleyiz. Var ya, 3 gündür şu nevresimleri kurutmaya çalışıyorum. Hava hafta sonu bok gibiydi. O yüzden hiçbir çamaşır kurumadı. Yani bu çamaşırları perşembe günü yıkadım. Bakın bugün pazartesi ancak kurudular. O yüzden birazcık hava muhalefetine sinirliyim. Hava böyle nemli gibiydi. Garipti. O yüzden bir türlü kurumadı. Neyse, gereksiz bir konuyu ne kadar kafaya takmış gibi görünüyorum değil mi? Halbuki şu an itibariyle unuttum. Halıları yıkamıştım. Onları bir sereyim şimdi yerlere. Benim halılarım makineye atılabilir halılar ya, o yüzden size de sonuna kadar tavsiye ediyorum ama eviniz ara katsa ve sıcaksa tercih edin. Eğer evinizi ısıtmakta biraz zorlanıyorsanız yani kalın halı almak çok daha mantıklı. Bu halılar var ya, bu sene yıkanmaktan yırtılmazlarsa iyi, bu 4. yıkayışım. Takıntı haline geldi, bir süre yıkamayacağım. Çünkü eskisi kadar kaymaz değiller. Özellikle akıllı süpürge çalışırken bunları böyle çok sağa sola savurmaya başladı. Önceden üzerinden direkt geçerdi, artık geçemiyor. Pantolonumu giydim, yalnız çoraplarım çok saçma bir renkte. Şimdi onu değiştireceğim, çıkartmayı unutmuşum. Telefonumun bir şarjına bakayım. Eğer şarj olduysa, yani %20'lere geldiyse çıkabiliriz. Daha gelmemiş %8. Plus'ların da şu özelliğine sinir oluyorum. Yani çok geç şarj oluyorlar. Hemen hızlıca şu çamaşırları bir asayım. Burada benim bir böyle karman çorman evin bütün fazlalıklarını attığım bir odam var. Evin üçüncü bir odası. Göstereyim mi göstermeyeyim mi bilmiyorum. Çok emin değilim. Kimseye göstermiyorum çünkü burayı ama toplanması lazım. Geçen yaz burayı bir topladık biz. Böyle bir çuval çöp çıkardık.
falan. Ama bu yaz yapmadık. Bir de böyle eve gelen fazlalık olan her şeyi bu odaya koyma gibi bir takıntımız oluştu. Bu da biraz bu odayı iyice dağınık hale getiriyor. Bir de burada ben çamaşır falan kurutuyorum ya. Hani kullanılmayan oda gibi bir şey oluyor aslında. Sadece arada sırada misafir geldiğinde işte şu yatakta yatıyor, o kadar. Acilen derlerim toparlanması lazım. Belki bir gün videosunu çekerim. Neyse, gideyim şu çamaşırları asayım. Lafı çok uzattım yine. Geçen hafta hastaydım ya arkadaşlar. Ya inşallah sesimi duyabiliyorsunuz. Hiç emin değilim ama çok fazla mendille geziyordum. Sivitlerimden birinin cebinde mendil unutmuşum ve o mendil bütün çamaşırları mahvetmiş. Bakın hep böyle beyaz tozlar var. Telefonun şarjına bakalım. 24 olmuş. Evet, artık dışarı çıkabiliriz. Gidelim gelelim de kargoları açalım beraber. Hem gratis kargolarım var hem de birkaç tane kıyafet aldım. Onların kargosu var. Sivit aldım daha doğrusu kıyafet derken. Onları göstereceğim sizlere. Eğer beğenirsem linkini de aşağıya bırakıyor olurum. Hemen ben bir hızlıca hazırlanayım. Şu çoraplarımı değiştireyim, çıkalım. Evet, çıkıyoruz arkadaşlar. Kulaklığımı taktım. Yani yarım saat bile olsa müzik dinlemek istedi çünkü canım. Önce bir bankaya gideceğim. Bankada işlerim var. Onları halletmem lazım. Ondan sonra, daha doğrusu banka değil, ATM'de işlerim var. Umarım ATM bozuk değildir. Eğer bozulsa çok sinirleneceğim çünkü. Sonra da bir A101'e gideriz diyorum. Aslında hiçbir şeye ihtiyacım yok. Ne alırsam fazladan almış olacağım ama bir turlamak istiyorum ya, böyle bir değişiklik olsun, anladınız mı? Zamanki gibi aklıma gelen başıma geldi arkadaşlar. ATM bozuk, para yatıramadım. Şimdi markete doğru gidiyorum. Biraz markette turlayacağım, hava alacağım, sonra eve döneceğim. Evim güzel evim. Gerçekten evime girdiğim için şu anda çok mutluyum. Çünkü apartman gerçekten çok kötü kokuyordu. Midem bulandı. Bir de hastayım ya hafiften. O da birazcık bulantı yapıyor. Şimdi sizlere A101'den neler aldığımı göstereceğim. Bu arada üstümü değiştirdim. Çünkü o tişört beni o kadar bunalttı ki size anlatamam. Zar zor çıkardım yani. Çıkartırken saçım, başım, makyajım bile dağılmış olabilir ama şu anda düzeltemeyeceğim. Bugün maalesef çiçeklerime bakım yapamayacağız. Çünkü Gökhan'ın toplantıları bütün gün sürecekmiş. Bugün özel bir günmüş yani. Bir şeyleri var onların. Neler olduğunu unuttum şimdi işte. 3 haftada bir böyle tüm gün süren toplantılara giriyor. O yüzden salonda hiçbir şey yapamayacağız. Akşamları da salonun ışığı kötü oluyor. Ekipman da kuramam salona, sonra tekrardan geri taşımak falan zor. Haftalık vlog'a dahil edeceğim çiçeklerle ilgilenme olayını. Eğer göstereceğim şeylere ihtiyacınız varsa evinizin en yakınındaki A101'e koşa koşa gidin ve bu ürünleri sorun. Gerçekten çok ucuzlar. Çünkü ben dün çok ucuz olduğu söylenen Ampagross isimli markete gittim. Ve bulaşık deterjanlarının falan fiyatlarını görünce açıkçası şaşırdım. Şimdi göstereceğim size zaten, ne kadar aldığımı da söyleyeceğim. Şimdi A101'den bu şeyleri ucuza alabilmek için 10 liralık bir alışveriş yapmak gerekiyordu. Ben de şu yoğurtlardan aldım ama şu an eve geldiğimde fark ettim ki Danino almamışım, Milk'ten almışım. Zaten ikisi aynı sepetteydi arkadaşlar. Danino'nun galiba muzlusu vardı sadece. Bu çilekliyi görünce bunu almışım ya. Neyse ya, zaten bana ne faydası olacak ki, işte zevk için aldım. 10 liralık bir alışveriş yaptığım için de bu ürünleri aşırı ucuza aldım arkadaşlar. 1 dakika. Bir tane de şu çok sevdiğim polodan aldım. Ben bu poloları çantamdan hiç ayırmıyorum. Şu şampuan gelmiş indirimli bir şekilde. Ben bunun saç spreyini kullanmıştım ve çok memnun kalmıştım arkadaşlar. O yüzden şampuanını da aldım. Veriş şampuanın gerçek fiyatı 35.95'miş. 16 lira indirim olmuş. Aynen 20 liraya aldım. Doğal yağlı sele zeytinini aldım. Bu benim tam sevdiğim tarzda bir zeytin. Ben yarısını boş görünce işte oradaki görevli kıza kandırmacı olmasın dedim. O da sağ olsun tarttı. Tam 800 gramlık zeytin almış oldum. Bunun fiyatı da 29.90'dı galiba, yanlış hatırlamıyorsam. 59.95 gerçek fiyatıymış. 30 lira indirim olmuş. Ama asıl alışverişimizin yıldızı bu Finish markasının Quantum, hepsi bir arada, bulaşık tableti. 40'lı bu arkadaşlar ve ben bunu kaça aldım? Gerçek fiyatı 164 liraymış. 85 liralık bir indirimle bunu almış oldum ki gerçekten fiyatı 164 lira arkadaşlar. Dün Ampagross'a gittiğimde de 164 liraydı. Ya var ya, ben başıma geleceği biliyordum arkadaşlar. Ya bu kargonun bu kadar gecikmesinden böyle saçma sapan bir şeyler olacağı belliydi. Yanlış göndermişler bir tanesini. Turuncu bir sivit sipariş etmiştim. Evet, aynı buna benzeyen. Ama üzerinde Brooklyn yazıyordu. Bunun üzerinde ne yazıyor? Atlanta.
Bana gönderdikleri simitle bu simitin fiyatı aynıymış arkadaşlar. Ben sadece kupon kullanarak daha indirimli bir fiyata almıştım. Yani aynı hesaba geldi. O yüzden kulağımın üstüne yatıp hiçbir şey olmamış gibi davranacağım. Yanlış gelen simit bu. Gördüğünüz gibi üzerinde Atlanta yazıyor. Benim sipariş ettiğimde Brooklyn yazıyordu. Ama çok büyük bir fark olacağını düşünmüyorum. Yani kalite farkı yoktur. Zaten bunu ben evde giymek için ya da işte kot ceketlerin atıyorum işte montların falan altına giymek için aldım. Ama yani şu yazısı bir tık böyle kötü duruyor ya, bilmiyorum, emin değilim. İstediğim gelmedi ya, o yüzden kulp takıyor da olabilirim ama değiştirmeyeceğim ya, kullanacağım. Bu benimle kalıyor. Şimdi diğerine bakalım. İkinci sivitimiz de bu. Birazcık pamukçukları varmış bunun. O yüzden saçıma falan yapıştılar. Şöyle üzerinde yeşil New York yazılı bir sivit aldım. Diğerine göre daha az kaliteli. Montlarla falan giyilir ama böyle serin havalarda tek başına ben sivitle gezeceğim derseniz biraz ince kalabilir. Açıkçası benim için ince kalır yani. New York benim için hiçbir şey ifade etmiyor. Gitmek istediğim yerlerden bir tanesi bile değil. Ama çok ucuz diye aldım yani. 100 liraydı bunun fiyatı. Satıcıdaki en uygun fiyatlı sivitlerden bir tanesiydi. Rengi de güzel. Yani griyi ben severim. Böyle taytlarla falan güzel olur. Bu da benimle kalıyor arkadaşlar. Saat 4'e geliyor ve ben daha acıktığımı yeni yeni hissetmeye başladım. Daha doğrusu acıktığımı hissetmiyorum. Başım falan dönmeye başladı. Ayaklarım böyle bir boşluğa basıyormuşum gibi oluyor. Son zamanlarda, özellikle son bir aydır çok fazla açlık hissetmemeye başladım arkadaşlar. Büyük ihtimalle kullandığım ilaçlardan kaynaklanıyordur. Çünkü gün içinde çok fazla ilaç almaya başladım. Gratis alışverişine gelelim. Bir tane pamuk aldım. Pamuklarım yine bitmek üzere. Ben bu pamukları çok fazla kullanmaya başladım. Niye bilmiyorum. Önceden bu kadar çok pamuk gitmiyordu. Nashita'nın Soft Color Series isimli şöyle fırçaları çıkmıştı. Biliyorsunuz çıkalı bayağı bir oluyor zaten. Almak istemedim ilk çıktığı zamanlarda. Bir de çok pahalılardı. Ama geçenlerde güzel bir indirim yapmışlardı. Ben de merak ettiklerimi aldım. Çok merak ettiğim bir diğer ürünü aldım. Bu Wet n Wild'ın Fight Dirty isimli makyaj sabitleme spreyi. İndirime girmesi için çok uzun zamandır bekliyorum arkadaşlar ama inmiyor yani. En uygun fiyatını 89.90 mıydı? 79.90 mıydı? Yanlış hatırlamıyorsam ona gördüm mü aldım. Dedim hani bunu indirmeyecekler herhalde yani. Politika olarak bunun fiyatı hep böyle kalacak. O yüzden aldım. Bir de Lykt'ın bu kahverengi maskarasını aldım. Ben bu maskarayı çok beğenmiştim diye hatırlıyorum. Sadece fırçası galiba kirpik diplerime batıyordu. Öyle bir şikayetim vardı. Biolus'un yeni çıkan koleksiyonundaki eyeliner'ı aldım. Bu Omni Cherry isimli olan. Kırmızımsı, kiremitimsi bir eyeliner olduğunu görünce aldım açıkçası. Çünkü ben kiremit renklerini kendime çok yakıştırıyorum. Diğer koleksiyon ürünlerini almadım. Bir de Maybelline'in bu Instant Anti-Age Razor isimli. Bütün Orta Doğu ve Balkanların bayılarak kullandığı kapatıcıyı aldım. Ben bu kapatıcı ilk çıktığında kullanmıştım arkadaşlar. Ama dediğim gibi tekrar tekrar söylüyorum, hep söyleyeceğim, benim göz altlarımda böyle beyaz beyaz noktalara sebep oldu. Bunu birkaç defa söylediğim için sizlerden birkaç kişi benimle iletişime geçti ve dediniz formülü değişti abla, sen yeni formülünü bir dene. Ben de deneyeyim dedim, 07 numarasını aldım ve en uygun gratiste buldum. Bu kadardı alışverişim. Şimdi ben gideyim yemek yiyeyim, biraz dinleneyim. Sonra çektiğim Reels'ları editleyeyim. Ondan sonra cilt bakımı yaparken görüşelim. Merhaba arkadaşlar. Aslında merhaba dememe gerek yok değil mi siz? Çünkü saniyeler sonra göreceksiniz bu videonun devamını. Ama şu anda saat 10'a geliyor. Ben en son yemek yemek için kamerayı kapattım. Yemek yedim, işte mutfağı bir toparladım falan. Ondan sonra işte bu nevresimler vardı ya, hani kurutmaya çalıştım dediğim. Onları falan kaldırdım. Sonra biraz uzanayım dedim. Sonra Sıdıka dizisini açtım. Aranızda bilenler var mı bilmiyorum ama benim çocukluğumun dizisidir. Çok da severek izlerdim ben de o tarz bir mahallede büyüdüğüm için. Onu açtım. Hani biraz dedim kafamı dinlendireyim. Sonra kalkar vloğa devam ederim. Edememişim. Uyumuşum. Bir anda bitkin düştüm yani, anlayacağınız. Hemen hızlıca şu lenslerimi bir çıkarayım arkadaşlar. Sonra makyajımızı silelim. Sonra cilt bakım adımlarımızdan bahsedelim. Umarım kameranın şarjı dayanır ya. Dayanmazsa var ya, yalan olur. Makyajımızı bir çıkarmakla başlayalım. Bu Yves Rocher'in makyaj temizleme yağını kullanıyorum. Bitti bu. Büyük ihtimalle bugün son defa kullanırım.
Yüz yıkama jeli olarak L'Oreal'in bu Hyaluron uzmanını kullanacağım. Çok güzel bir yüz yıkama jeli. Bayıldım. Kokusu da çok güzel. Yapısı da çok güzel. Çok güzel köpürüyor. Cildi kurutmuyor. Hafiften cildimi nemli bıraktım arkadaşlar. Çünkü maske yapacağız. Bu Simple markasının neydi bu ya? Ben bunu çok sık alıp yapıyorum ben aslında. Çok sık dediğimde ayda bir. Zaten çok uygun fiyatlı bir cilt maskesi değil. Bu 40-50 liraydı en son ben bıraktığımda. Şu an ne kadardır bilmiyorum. Hydrating, evet. Maskesini uygulayacağız. İçerisinde parfüm falan hiçbir şey yok. Becerebilirsem inşallah. Çok fazla maske yırtmışlığım vardır benim. Simple benim çok böyle bayıldığım falan markalardan bir tanesi değil ama bu maskesini seviyorum ben. Evet dostlarım, son zamanlarda çok memnun kaldığım yüz yıkama jelim bu. L'Oreal'in Hyaluron uzmanı olan. Neredeyse yarısına geldim. Fiyatı da uygun yani diğer yüz yıkama jellerine göre. Mesela Selena's'a göre daha uygun şu anda bunun fiyatı. Sabah da bahsettim. Benim memnun kaldığım nemlendiricilerden bir tanesi bu arkadaşlar. Yarısına geldim onun da fark ettim. Nemlendirici serum olarak da Nippon Feb'in Hydrate isimli Dragon's Blood Fix Plumping serumunu kullanıyorum ve o kadar memnunum ki size anlatamam. Yani Nippon Feb acayip iyi bir markaymış. Keşfettiğime çok memnunum. Scrub'ından da çok memnundum. Glikolik asitli olan. Şu an kullandığım salisilik asitlisinden de çok memnunum. Hatta göstereyim onu size bir daha. Bundan da acayip memnunum. Yani bu da aynı glikolik asit gibi bir etki yaratıyor. Çok güzel. Çok başarılı. Yani ne diyeceğimi bilemiyorum. Salisilik asit böyle siyah nokta, beyaz nokta, sivilce karşıtı bir içerik ve cildime çok iyi geliyor. Hadi bir sivilce çıkardım diyelim. Onu anında kurutuyor, soyuyor, döküyor falan. İnanılmaz güzel. Ama bundan da çok memnunum. Bundan da çok memnunum. Ve bundan da çok memnunum. Yani benim şimdilik cilt rutinim bu şekilde. Bunun bu kadar kaldığı yeter bence ya. Çünkü birazcık beni kaşındırır gibi oldu. Evet, kalan ürünü şöyle bastıra bastıra tampon hareketlerle bütün yüzümün emmesini sağlayacağım. Benim günlük vlogum bugünlük bu kadardı arkadaşlar. Umarım hoşunuza gitmiştir. Çok böyle hızlı hızlı hareket ettiğim, finale çok durgun yaptığım bir vlog oldu. Çünkü çok yoruldum. Umarım keyifle izlersiniz. Sizleri çok ama çok seviyorum. Kendinize çok dikkat edin. Bir sonraki videolarımdan haberdar olmak için kanalıma abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Hepinizi öpüyorum. Hoşça kalın.